Genç Dedektif Violet Stranch'ın Maceraları. Problem 3. Maddi olmayan bir ipucu. Davayı incelediniz mi? Hayır. Son birkaç gündür gazetelere böylesine dikkat çekici başlıklar atan davayı incelemediniz mi? Ben gazete okumam. Bütün bir hafta boyunca bir tanesine bile bakmadım. Bayan Strange, şu anda çok acil bir sosyal işiniz olmalı. Evet. Peki ya iş anlayışınız? Nasıl yani? Gazeteleri okumuş olsaydınız bunu sormazdınız. Buna güzel başına hafifçe sağlamak dışında bir cevap vermedi. Eğer işvereni bu kayıtsızlık gösterisinden rahatsız olduysa, bunu ses tonunun hızlılığından başka bir şekilde belli etmedi. Daha fazla giriş yapmadan ve muhtemelen gerçek bir mazereti olmadan söz konusu davayı onun önüne koymaya başladı. Geçen salı gecesi bu şehirde bir kadın öldürüldü. Yaşlı bir kadın. Yıllardır yaşadığı ıssız bir evde. Belki bu evi hatırlarsınız. 17. caddede göze çarpmayan bir yerde. Eski zamanlardan kalma bir ev. Hayır, hatırlamıyorum. Bayan Strench'in ses tonundaki aşırı dikkatsizlik sosyal açıdan onun için ölümcül olabilirdi. Ama o zaman da bunu asla sosyal açıdan kullanmazdı. Bunu ikisi de biliyordu. Ama yine de her zamanki hoşgörüsüyle gülümsedi. O zaman tarif edeyim. Etrafta bir sandalye aradı ve içine çöktü. O da aynısını yaptı. Ön kapının üzerinde bir fanus var kayıtsız kaldı. Ve her iki yanında iki eski moda yarı renkli cam şerit. Ve panellerinin arasında bir gün para getirebilecek bir tokmak. Oh, hatırlıyorsunuz. Hatırlamayacağınızı düşünmüştüm Bayan Strange. Evet, New York'ta kapıların üzerindeki fan like'lar çok nadir görülüyor. Peki hala o zaman. Bu ev salı günkü trajediye sahne oldu. Yıllardır orada yalnızlık içinde yaşayan kadın haince öldürüldü. O zamandan beri duyduğuma göre onu en iyi tanıyanlar hep böyle vahşi bir son bekliyorlarmış. Öğleden sonra saat beşten sonra hizmetçisinin ya da arkadaşının yanında kalmasına asla izin vermezdi. Yine de evde her zaman bazılarına göre çok fazla parası vardı. Ben evle ilgileniyorum onunla değil. Yine de bir cevizin etle dolu olması kadar kapris ve huysuzlukla dolu bir karakterdi. Ölümü korkunçtu. Kavga etti. Elbisesi vücudundan paçavraları halinde ayrıldı. Gördüğünüz gibi bu. Onun yatma saatinden önce oldu. Bazıları öğleden sonra altı gibi erken olduğunu düşünüyor. Ve burada Violet'ın dikkatini çekmek için hızlı bir hareket yaptı. Bu mücadeleye rağmen odadan odaya sürüklenmesine üstünün ve evdeki her şeyin aranmasına, çekmecelerin bürolardan çekirilip çıkarılmasına, dolapların kapaklarının kırılmasına, çininin yerde parçalanmasına, rafların tamamının yağmalanmasına ve bodrumdan çatı katına kadar yağmalanmadık bir yer bırakılmamasına rağmen faille ilgili doğrudan bir ipucu bulunamadı. Güç gösterisi ve büyük kibri dışında kişiliği hakkında hiçbir fikir vermedi. Polis bana danışmaya bile tenezzül etti. Alışılmadık bir prosedür. Ama ben de hiçbir şey bulamadım. Şeytani amacın kanıtları bolca var. Amansız bir araştırma. Ama adamın kendisine dair hiçbir ipucu yok. Hiçbir ipucu bulamamak alışılmadık bir durum, değil mi? Sanırım öyle. Bayan Strange cinayetlerden nefret ederdi. Ve onu tartışmaya zorlukla ikna edebilirlerdi. Ama bu kez kurtulmasına izin verilmeyecekti. Görüyorsunuz diye ısrarla devam etti. Bu sadece polis için utanç verici değil. Aynı zamanda basın içinde hayal kırıklığı yaratıyor. Özellikle de çok az muhabir, notrofer işine inandığı için diyorlar ki biz de onlarla aynı fikirdeyiz. Böyle bir boğuşma gerçekleşemez. Ve bu suçu cüretkar failiyle ilişkilendirecek bir iz bırakılmadan Evde böyle tekrarlanan gidiş gelişler olamaz. Yine de ellerine baktı. O küçük eller öyle beyaz ve çırpınıyordu ki, birçok yüzüğün ağırlığı altında öyle çaresiz görünüyorlardı ki. Ama yine de öyle sinsice yetenekliydiler ki, sonunda Bayan Strench'in isteksiz dudaklarından "Tuhaf konuşmaları olmalı." cümlesi döküldü. Bütün bu olanları hiç duymadılar mı ya da görmediler mi? Hiç komşusu yok. Yani saat beş buçuktan sonra. Bir tarafında bir matbaa, diğer tarafında terk edilmiş bir konak. Arka ve ön tarafında da depolardan başka bir şey yok. Matbaa kapandıktan sonra küçük evinde neler olduğunu fark edecek kimse yoktu. Orada olduğu gibi kalmak için kadınların en cesuru ya da en aptalıydı. Ama ölümden başka hiçbir şey onu yerinden kımıldatamadı. Öldüğü odada doğdu. Çalıştığı odada evlendi. Kocasının, babasının, annesinin ve beş kız kardeşinin sırayla tepesinde faunus olan kapıdan mezarlarına götürülüşünü gördü. Ve bu anılar onu tuttu. Kadında ilgilenmemi sağlamaya çalışıyorsun. Yapma. Hayır, sizi onunla ilgilendirmeye çalışmıyorum. Sadece onu açıklamaya çalışıyorum. Tüm apartman sakinleri mahalleyi terk ettikten sonra bu kadar uzun süre orada kalmasının Başka bir nedeni daha vardı. Bir işi vardı. Güzel hanımlar için tuğralar işlerdi. Öyle mi yaptı? Ama bana öyle bakmana gerek yok. Benim için hiç nakış işlemedi. Hayır mı? Birinci sınıf iş çıkarırdı. Bazılarını gördüm bayan Strange. Eğer sizi on dakikalığına o eve sokabilirsem, onu görmek için değil ama içinde bir yerlerde yüzdüğünden emin olduğum gevşek, soyut ipliği almak için. Gitmez misiniz? Violet yavaşça ayağa kalktı. O da bu hareketi harfiyen uyguladı. İlişkimizde kendime koyduğum sınırı kelimelerle ifade etmek zorunda mıyım diye sordu. Açıklamam gerektiğini hiç düşünmediğim nedenlerden ötürü, bir kadının incelediği ve sosyal dünya bilgisinin kendisini ya da başkalarını incitmeden anlatabileceği bazı konularda ara sıra size biraz yardım etmeyi kabul ettiğimde günaha girmenin bu tür durumlarla sınırlı kalması gerektiğini ya da iğrenç, kanlı şeylere dokunmamın, istenmeyeceğini belirtmemin gerekli olacağını hiç düşünmemiştim. Ancak görünen o ki yanılmışım ve açık konuşmak zorundayım. Salı günü öldürülen kadın bir nakışçı olarak ilgimi çekebilirdi ama bir kurban olarak hiç ilgimi çekmedi. Bende ne görüyorsunuz da beni aşağılık bir suç ortamına sürüklüyorsunuz?'' Hiçbir şey bayan Strange. Siz hem doğanız hem de terbiyeniz gereği bu tür şeylerden çok uzaksınız. Ama şunu söylememe izin verin ki, araştırmacının zekasını ve sezgilerini zorunlu olarak zorlayan hiçbir suç alçakça değildir. Sadece en hassas dokunuşlar, az önce bahsettiğim ipliği hissedebilir ve tutabilir. Siz tanıdığım en hassas dokunuşa sahipsiniz. Beni pohpohlamaya kalkmayın kirlenmiş örümcek ağlarıyla uğraşmak gibi bir hevesim yok. Ayrıca eğer olsaydı, eğer böylesine ele avuca sığmaz iplikler beni büyüleseydi, şahsen ve ismen tanınan biri olarak, karşılıklı anlaşmamıza zarar vermeden böyle bir sahneye nasıl girebilirdim? Bayan Strange, sizin ya da benim konumumuzu riske atmadan, sizi orada tanıştırmanın bir yolunu görmemiş olsaydım, böyle bir olasılığı aklıma bile getirmezdim. Bayan Dülüdül'ün masasının üzerine yığılmış kutular arasında. Çoğu adreslenmiş ve teslim edilmeye hazır bitmiş iş kutuları. Bir tanesinin üzerinde adını söylememe gerek var mı? Benim değil mi? Benim mi demek istiyorsun? Bu çok tuhaf olurdu. Çok gülünç derecede tuhaf. Bu tür bir tesadüfü anlayamam. Hayır, anlayamam. Son zamanlarda böyle bir iş yaptırmış olmama rağmen. Yine de adınızdı. Çok açık ve kesin bir şekilde yazılmıştı. Tüm adınız Bayan Strange. Kendim gördüm ve okudum. Ama 5. caddedeki Madame Piro'ya emri ben verdim. Eşyalarım nasıl oldu da korkunç ölümünden bahsettiğiniz bu kadının evinde bulundu? Madame Piro'nun böyle bir işi kendi elleriyle yaptığını, hatta kendi iş yerinde yaptırdığını mı sanıyordunuz? Bayan Doolittle her yerde çalışırdı. Bir düzine firma için çalıştı. Paketlerinin çoğunda en büyük isimleri görürsünüz. Ama bu pakette, size gönderilen paketten söz ediyorum, isimden daha fazlası vardı. Bu kelimeler başka bir el tarafından yazılmıştı. Açmadan gönderin. Bu durum polisi kuşkulandırdı. En azından en kısa zamanda evde bulunmanızı isteyecek kadar kuşkulandırdı. Kutuyu açmak için mi? Aynen öyle. Bayan Strenç'in gülümseyen dudağının kıvrılması görülmeye değerdi. ''O kelimeleri kendin yazdın.'' diye soğukkanlılıkla gözlemledi. ''Birinin arkası dönükken kaleminizi çıkardınız ve...'' ''Halkın iyiliği için çok affedilebilir bir hileye başvurdu. Ama bunu boş verin. Gidecek misin?'' Bayan Strenç birden ağırbaşlı oldu. ''Sanırım yapmalıyım.'' diye isteksizce kabul etti. Nasıl elde edilirse edilsin, polisten gelen bir celp, Peter Strunch'ın kızı tarafından bile görmezden gelinemez. Başka bir kadın zaferini gülümseyerek ya da el kol hareketleriyle gösterebilirdi. Ama bu kadın rolünü çok iyi öğrenmişti. Basitçe dedi ki, ''Çok iyi. Hemen gelsin mi? Kapıda bir taksi var.'' Ama böyle bir aceleye gerek görmedi. Ani bir asaletle cevap verdi. ''Bu olmaz.'' Eğer bu eve gideceksem uygun koşullar altında gitmeliyim. Kardeşimden bana eşlik etmesini istemek zorundayım. Kardeşin? Oh, o biliyor. Kardeşin biliyor mu? Ziyaretçisi her zamankinden daha az kontrollü davranarak tedirginliğini açıkça belli etti. Biliyor ve onaylıyor. Ama şu anda bizi ilgilendiren bu değil. Sadece o korkunç eve uygun bir şekilde gitmemi mümkün kıldığı kadarıyla. Diğerinden resmi bir selam ve sözler. O zaman sizi bekleyebilirler. Ne zaman olduğunu söyleyebilir misiniz? Önümüzdeki bir saat içinde. Ama bu benim açımdan gereksiz bir taviz olacak, diye yakındı. Bir düzine dedektif tarafından gözden geçirilmiş bir yer. Örümcek ağlarından temizlenmeye yatkındır. Eğer öyle bir şey varsa bile. Zorluk da bu zaten, diye kabul etti ve başka bir şey söylemeye cesaret edemedi. O anda kadın o kadar büyük bir hanımefendi, o kadar da küçük bir gizli temsilciydi ki. Ancak kadının kendisinden istediği üç çeyrek saatlik gecikmeyi nasıl kullandığını görecek kadar şanslı olsaydı, bu ani tavırdan daha az etkilenebilirdi. O ihmal edilmiş gazeteleri, özellikle de bu korkunç cinayetin son derece renkli anlatımını içeren gazeteyi okudu. Aralık bir kapı, boş bir salon, günahkar görünümlü lekelerden oluşan bir çizge, baygın sessizlik boyunca çaprazlama atılan suçlu bir adamı işaret ediyor ve tüm insanlığa iğrenç gelen açık bir koko. İşte dün gece ilk turunda memur O'Leary'nin gözleriyle buluşan, gizemi ve dehşetiyle şehri uzun süre heyecanlandıracak bir cinayetin keşfedilmesine yol açan işaretler bunlardı hem ev hem de kurban iyi tanınıyor. Ardından aynı evin ve Bayan Dülidil'in eski evindeki yaşam tarzının bir tasviri geldi. Violet bunu aceleyle geçip aşağıdaki konuya geldi. Görünüşe bakılırsa suç bu şekilde işlenmiş. Bayan Dülidil ocağın üzerinde şarkı söylerken bulunan çaydanlığın da kanıtladığı gibi mutfaktaydı. Ne yazık ki o gün için tüm müşteri olasılıkları sona erene kadar Mandalda bırakma alışkanlığına sahip olduğu ön kapıdan içeri giren sefil arkadan üzerine atladı ve ocak taşından yakaladığı sopayla ona bir darbe indirdi. Kavganın bu ilk saldırının hemen ardından mı yoksa daha sonra mı meydana geldiğini belirlemek için tıp uzmanlarına ihtiyaç vardır. Ancak ne zaman gerçekleşmiş olursa olsun, boğuşmanın ne kadar şiddetli olduğu, kadının boğazının sıkılmasından ve evin her yerinde görülen kan izlerinden anlaşılmaktadır. Eğer alçak herif kadını çalışma odasına, oradan mutfağa ve oradan da ilk saldırının gerçekleştiği yere götürmüşse, kanıtlar bundan daha korkunç olamazdı. Acımasız bir el tarafından parçalanmış giysi parçaları tüm bu katlara saçılmıştı. Son nefesini verdiği yatak odasında, bunların arasına karışmış bir dizi büyük ama değersiz cam boncuk görülebiliyordu ve bazı tahtalardan birine yakın bir yerde hala ona yapışmış birkaç boncuktan da anlaşılacağı gibi onları tutan ip vardı eğer ipi kadının boynundan çekerken değerli bir ganimet bulmayı ummuşsa hayal kırıklığı karşısında duyduğu öfke açıkça görülüyor kerdanlığı duvara fırlatırken ve hızla yuvarlanan boncukları tekmeleyip üzerine basarken yaşadığı çılgınlığı neredeyse görebiliyorsunuz ganimet Peşinde olduğu şey buydu. Zavallı dikişçi kadının sözde istiflerini bulup götürmek. Eğer bazılarının inandığı gibi kadını bir noktadan diğerine sürüklemiş, defalarca darbe tehdidi altında sakladığı yerlerle ilgili bilgi istemiş ve sonunda engellenmişse, son darbeyi vurmuş ve aramayı tek başına devam etmişse, bu zavallı kadının evinde ya da eşyalarında bundan daha büyük bir yıkım olamazdı. Yine de o kadar tedbirli ve kendine dikkatliydi ki, arkasında ne bir parmak izi ne de kimliğini ortaya çıkarabilecek başka bir işaret bıraktı. Ayak izleri bahsettiğim düzende takip edilebilirse de, araştırmacının zekasına çok az şey ifade edecek kadar belirsiz ve şekilsiz bir karaktere sahipti. Bu lekelerin bunlara ayak izi denemez. Sadece koridoru geçmekle kalmayıp merdivenlerde birden fazla yerde görülmesi Araştırmasını alt katla sınırlı tutmadığını kanıtlamaktadır ve belki de olayın en ilginç özelliklerinden biri, bu izlerin üst odalarda izlediği şiddetli rotaya dair verdiği işaretlerde yatmaktadır. Salırgan önce öndeki büyük odaya girmiş, oradan arka tarafa geçmiş ve burada iki oda bulmuş. Biri tamamlanmamış ve çoğunu yerde bıraktığı birikmiş eşyalarla dolu. Diğeri ise sıvalı ve yan taraftaki ara yola açılan bir penceresi olan. Ancak tüm mobilyalardan yoksun ve çıplak tahtaların üzerinde bir halı bile bulunmayan iki oda. Neden ikinci yere girmiş olması gerektiği? Ve içeri girdikten sonra neden pencereye doğru gitmiş olması gerektiği koşulları inceleyenler için açık olacaktır. Ön odanın pencereleri sıkıca kapatılmış. Çatı katındakiler kutularla doldurulmuş ve eski bürolar atılmış sandalyelerle yaklaşmaya karşı korunmuştu. Sadece bir tanesi boştu ve sokağın karşısındaki komşu eve yakınlığı nedeniyle, karanlık olmasına rağmen, bu geç saatte değerinden şüphe duyduğu herhangi bir nesneyi incelemek için yeterli ışığın alınabileceği tek noktaydı. Böyle bir nesneye rastladığı ve onu böyle bir amaçla bu pencereye getirdiği Tam bu pencerenin önünde yerde yatan eski model yıpranmış bir cüzdanın bulunmasıyla çok tatmin edici bir şekilde kanıtlanmıştır. Bu onun kibrinin kanıtı olduğu kadar şanssızlığının da kanıtıdır. Çünkü bu cüzdan kaldırılıp açıldığında içinde 200 ya da daha fazla eski kağıt para olduğu görülmüştür ki, çalışkan sahibinin tüm birikimi olmasa bile, sırf hırsızlık amacıyla boynunu tehlikeye atan biri tarafından alınmaya değer olduğu kesindir. Bu cüzdan ve katilin cüzdanı almadan kaçması, normalde basit bir vahşet olan bu olaya, sadece kovalamaca konusunda çok yetenekli dedektiflerin değil, bu kadar değerli bir kadının talihsiz kurbanı olduğu bu gizemi çözmek isteyen diğer tüm meraklı zihinlerinde takdir edeceği dramatik bir ilgi katıyor. Polise bir sorun sunuluyor. Violet orada durdu. Çok geçmeden Peter Strange'in muhteşem limuzini 17. caddedeki küçük evin önünde durduğunda, sadece kaldırımda bekleyen meraklılarda değil, içindeki iki kişide de, görevli polis memuru ve geç kalmış bir muhabir gerçek bir sansasyon yarattı. Violet Strange, en sade takım elbisesini giymiş olmasına rağmen, çirkin ve vahşi bir suç mahalline duygusuzca girerken gözlemlenemeyecek kadar şık, çok genç ve düşüncesiz görünüyordu. Ona eşlik eden genç adamı bile bu suçluluk ve dehşet atmosferine son derece uyumsuz bir unsur katmayı vaat ediyordu ve nöbetçi dedektifin yanındaki adama fısıldadığı gibi arabada kalması çok daha iyi olabilirdi. Ama Violet görgü kurallarına çok önem veriyordu ve genç Arthur da onu takip etti. Girişi bir tiyatro darbesiydi. Kaldırımdan geçerken peçesini kaldırmıştı. İlginç yüz atları ve genel çekingen havası çok çekiciydi. Kapıyı açan adam arkadaşının üzerinde bıraktığı izlenimi fark edince sinsi bir yüz ifadesiyle mırıldandı. Ona hiçbir şey gösteremeyeceğini düşünüyorsun ama her şeyi görmek isteyeceğine ve senin de ona göstereceğine dair bir beşliğine bahse girmeye hazırım. Dedektifin sırıtışı, omuz silkerek geçiştirmeye çalışmasına rağmen anlamlıydı ya Violet. Şimdi en canlı güneş ışığından, içeri adım attığı salon, en parlak günlerinde bile görkemli türden bir neşeye sahip olarak görülmemişti. Kapının her iki yanındaki renkli camlardan yayılan korkunç yeşil ışık, ötesinde daha da kasvetli şeyler vaat ediyor gibiydi. ''Oraya girmek zorunda mıyım?'' diye sordu. Takdire şayan bir heyecan taklidiyle salondaki yarı kapalı kapıyı göstererek. Olayın olduğu yer orası mı? Arthur, sence olayın olduğu yer orası mı? Hayır, hayır bayan, diye onu ikna etmek için acele etti memur. Eğer siz bayan strençseniz... Violet eğildi. Kadının yatak odasında vurulduğunu söylememe gerek yok. Yanınızdaki kapı salona ya da onun deyimiyle çalışma odasına açılıyor. Oraya girmekten korkmanıza gerek yok. Kutularının dağınıklığından başka bir şey göremezsiniz.'' oldukça iyi toplanmışlardı. Gerçi hepsi değil, diye ekledi. Loş ışığın izin verdiği ölçüde onu yakından izleyerek. Bir tanesi var ki, kurcalandığına dair hiçbir işaret vermiyor. Ambalaj kağıdına sarılmış ve size gönderilmiş. Üzerine bir erkeğin el yazısıyla şu satırlar karalanmamış olsaydı, dikkatimizi çekmeye değmezdi. Açmadan gönderin. Ne tuhaf, diye haykırdı Violet gözlerini kocaman açarak ve masum bir edayla. Bu ne anlama gelebilir ki? Eminim ciddi bir şey değildir. Çünkü kadın beni tanımıyordu bile. Bu işi yapması için Madame Piro tarafından işe alındı. Madame Piro'nun nakışlarını kendi kızlarının yaptığını sanıyordum. Bu feragati dile getirdiği ciddi ve yarı incinmiş bakış kendisine verilen görevi yerine getirdi. Dedektif onu olduğu gibi kabul etti ve muhabirin alaycı hareketini aldırmadan çalışma odasının kapısına doğru ilerledi. O kutuyu bizim huzurumuzda açmanızdan memnuniyet duyarım. Şüphesiz bir sorun yok ama emin olmak istiyoruz. Kutunun içinde ne olması gerektiğini biliyor musunuz? Evet, gerçekten de yastık kılıfları ve çarşaflar. Üzerlerinde büyük bir S harfi işlenmiş. Peki ala, senin için ipi çözeyim mi? Çok minnettar olacağım dedi. Gözleri ustalıkla çözmekte olduğu düğüme takılmadan önce hızlı odanın içinde gezindi. Kapı aralığından kayıtsızca içeri bakan erkek kardeşi bu bakışı pek fark etmedi. Ama arkasındaki muhabir fark etti. Ama bu bakışın nüfus edici niteliğini algılayamadı. Dedektif ipi çekip paketi ters çevirirken adınız diğer tarafta yazıyor diye gözlemledi. Az önce dudaklarının kenarını kaldıran gülümseme bu söze değil Adının altındaki sözcüklerde işverinin el yazısını fark etmesine karşılıktı. Açmadan gönder. Onu yanlış değerlendirmemişti. Memur kutuyu ambalajından çıkarırken kapağını kendiniz çıkarmak isteyebilirsiniz diye önerdi. Oh, umurumda değil. İşlemeli ketende utanılacak bir şey yok. Belki de aradığınız şey bu değildir. Kimse cevap vermedi. Herkes onun kutunun kapağını açıp çarşaf ve yastık kılıfı yığınını kaldırmasını izlemekle meşguldü. ''Onları açayım mı?'' diye sordu. Dedektif başını salladı. En üstteki sayfayı çıkarıp sallayarak açtı. Sonra bir sonrakini ve bir sonrakini, ta ki kutunun dibine ulaşana kadar. Suç teşkil edecek hiçbir şey gün ışığına çıkmadı. Kutuda ve içindekilerde herhangi bir gizem yoktu. Bu beklenmedik bir sonuç değildi elbette. Ama parçaları yeniden katlayıp kutuya geri atmaya başladığı gülümsemesi, sıradan bir gözlemci için neredeyse her ikisini de ortaya çıkardığı zamanki kadar tehlikeli olan gamzelerinden birini ortaya çıkardı. İşte diye haykırdı. Gördünüz mü? Tam da söylediğim gibi ev çamaşırları. Artık eve gidebilir miyim? Elbette bayan Strange. Dedektif muhabire sinsi bir bakış fırlattı. Ne de olsa dehşete kapılmayacaktı. Ama muhabir bilgili havasından hiçbir şey kaybetmedi. Çünkü o gitmekten söz ederken bunu yapmak için hiçbir harekette bulunmadı. Ama bakışları sonunda bitişik bir odayı kapatan uzun, karanlık bir perdeye yerleşene kadar oraya bakmaya devam etti. ''Sanırım orada yatıyor.'' diye duygu dolu bir şekilde haykırdı. ''Ve hiçbiriniz onu kimin öldürdüğünü bilmiyor. Nedense bunu algılayamıyorum.'' Bunun için işe alındığınız halde neden bilmiyorsunuz? Bunu söylerken ki masumiyeti şaşırtıcıydı. Dedektif utangaç görünmeye başladı ve muhabir gülümsemesini gizlemek için yana döndü. Bir an sonra ikisinin de konuşup konuşmayacağını kimse bilemezdi. Çünkü aptalca bir şey söylediğinin sahte bilinciyle masadan şemsiyesini kaptı ve kapıya doğru koşmaya başladı. Ama tabii ki arkasına baktı. Merak ediyordum da diye yeniden söze başladı. Yarı hüzünlü, yarı spekülatif bir havayla. Her şeyin olup bittiği yere bir göz atmayı istesem mi acaba? Muhabir çiğnediği kalem ucunun arkasından kıkırdadı. Ama memur ciddi havasını korudu. Bir dakika sonra kadın, tamamen varsayılmayan, hızlı ve fevri bir ürperdi gösterip, şiddetle ekledi. Ama o görüntüye dayanamam. Hayır, dayanamam. Böyle şeyler söz konusu olduğunda... Ben korkunç bir korkağım. Dünyada hiçbir şey beni o kadına ya da odasına bakmaya ikna edemez. Ama burada tam olarak gülümsediği söylenmese de gamzeleri ortaya çıktı. Üst kata, adamın rahatsız edilme korkusu olmadan uzun uzun dolaştığı yere küçük bir göz atmak isterdim. Bu haberi okuduğumdan beri aklımda onun odadan odaya gizlice geçen Çekmeceleri yırtan ve dolapların içindekileri sadece biraz para, biraz para bulmak için dışarı fırlatan kötücül figürünün bir resmi var. Sırf o yüksek tavan arası odalarının gerçekte nasıl göründüğünü merak ettiğim için bu gece uyuyamayacağım. Bu çocukça ve cüretkar gösterinin ardında gizli bir amaç, zeka ve insan doğası hakkında keskin bir bilgi yattığını kim hayal edebilirdi? Bu görünüşte sorumsuz gevezeliği dinleyen iki adam değil. Onlar için kız eğlenilecek bir çocuktu ve eğlendiler O kasvetli merdivenin yolunu çoktan bulmuş olan zarif ayakların çıkmasına izin verildi. Onları kardeşinin dikkatli ve pek de uzlaşmacı olmayan bakışları yüzünden, muhabire gülümsemeye cesaret edemeyen memurunkiler izledi. Merdiven başında durup arkasına baktı. Gazetelerin alt koridor boyunca ve bu merdivenlerden yukarı doğru uzandığını söylediği o korkunç izleri görmüyorum. Hayır Bayan Strange, yavaş yavaş silindiler. Ama üst katlarda hala bazılarının göründüğünü göreceksiniz. Ah, ah nerede? Beni korkutuyorsunuz. Hem de çok korkutuyorsunuz. Ama ama eğer sakıncası yoksa görmek isterim. Sıkıcı bir işte çalışan bir adam neden kendini eğlendirmesin? Onu arkadaki küçük odaya götürerek tahtaları işaret etti. Kadın bir kez baktı ve sonra yavaşça içeri girdi. "Bakın," diye bağırdı. "Kapıdan pencereye kadar uzanan bir dizi iz. Şekilleri yok, değil mi? Sadece lekeler. Acaba neden bir tanesi diğerlerinden çok daha büyük?" Bu yeni bir soru değildi. Odaya giren herkesin soracağından emin olduğu bir soruydu. Pencereye en yakın işaretin boyutunda ve görünümünde böyle bir fark vardı. Bunun nedeni konusunda fikir ayrılıkları vardı ve kimsenin tatmin edici bir teorisi yoktu. Dedektif bu nedenle ihtiyatlı bir şekilde sessiz kaldı. Bu durum bayan Strench'i rahatsız etmiş gibi görünmüyordu. Aksine bu ona gönlünce gevezelik etme fırsatı verdi. 1, 2, üç, dört, beş, altı diye saydı her sayışında ürpererek ve bir tanesi diğerlerinden çok büyük. Tek bir ayağın izi ve garip bir şekilde birbirine karışmış diye ekleyebilirdi ama eklemedi. Yine de bu gerçeği not ettiğinden emin olabiliriz. Peki eski cüzdan nerede? Tam olarak nereye düştü? Buraya mı? Yoksa buraya mı? Konuşurken hareket etmişti. Öyle ki son burada derken doğrudan pencerenin önünde duruyordu. Orada karşılaştığı sürpriz ona oynadığı rolü neredeyse unutturacaktı. Odadaki ışığın karakterine bakılırsa dışarı baktığında yakınlardaki bir duvarla karşılaşmayı beklemişti. Ama o duvarda bir pencereyle değil. Oysa bu evi komşusundan ayıran eski moda sokağın tam karşısında gördüğü şey buydu. İçinden neredeyse içinde durduğu oda kadar kimsesiz ve mobilyasız bir odanın karanlık görüntüsünü yakaladığı On iki panjursuz ve perdesiz cam. Kendinden oldukça emin olduğunda şaşkınlığının bir kısmının ortaya çıkmasına izin verdi. Baksana diye bağırdı. Hemen yan taraftakini göremiyorsan ne kadar ıssız bir yer, ıssız görünümünden evin tamamen boş olduğunu düşünmeliydim. Ve öyle bu eski şefır çiftliği bir yıldır boştu. Ah boş! Ve dünyanın en önemsiz havasıyla arkasına döndü. Adı merdivenlerde çınlarken haykırdı. Arthur arıyor, sanırım burada yeterince uzun kaldığımı düşünüyor. Size çok minnettarım memur bey. Çok farklı olduğunu düşündüğüm bu odalara bir göz atma fırsatım olmasaydı, bu gece gerçekten gözüme uyku girmezdi. Ve omzunun üzerinden hem pencerelere, hem de ötesindeki ıssız alana nüfuz ediyormuş gibi görünen bir bakış daha atarak kardeşinin yinelenen çağrısına yanıt vermek üzere hızla dışarı koştu. Çabuk sür, yasaların izin verdiği kadar çabuk. Byron Brown'ın Duen sokağındaki ofisine git. Belirtilen adrese vardığında Bay Brown'u görmek için tek başına içeri girdi. Kendisi babasının avukatı ve aile dostuydu. Onun sevgi dolu selamını beklemeden hemen bağırdı bana 17. caddedeki eski Şeffer evi hakkında nasıl bir şey öğrenebileceğimi söyle. O kadar şaşırmış görünmeyin. İsteğim için çok iyi nedenlerim var ve çok acelem var. Ama biliyorum biliyorum. Bitişinde korkunç bir trajedi yaşandı. Ama ben evi eviyle ilgili bilgi istiyorum. Bir temsilcisi var mı? Elbette bir temsilcisi var ve işte adı. Bay Brown ona, üzerine aceleyle adını ve adresini yazdığı bir kart verdi. Ona teşekkür etti. Cazibe dolu alaycı bir reverans yaptı. Babama söyleme, diye fısıldadı ve gitti. Daha sonra görüştüğü adama karşı tavrı çok farklıydı. Onu görür görmez, her zamanki sosyete tavrına büründü. Başarılı bir sosyete kızının kibriyle, kendisini 72. caddeden Bayan Strench olarak tanıttı. Onunla olan işi, Sheffer'ın evini kiralamakla ilgiliydi. Şehir merkezinde yaşamak isteyen yaşlı bir bayan arkadaşı vardı. 17. caddeden geçerken eski Şefir evinin boş durduğunu fark etmiş ve yaşlı arkadaşının oturması için sahip olduğu avantajlar hemen dikkatini çekmişti. Ev kiralık olabilir miydi? Üzerinde bu yönde bir işaret yoktu ama vesaire. Verdiği cevap onu mutlu edecek hiçbir şey bırakmadı. Burası yıkılacak dedi. Ah ne yazık diye haykırdı. Gerçek bir sömürge değil mi? Keşke rahatsız edilmeden önce içindeki odaları görebilseydim. Öyle kapılar ve öyle güzel eski moda şömineler olmalı ki. Sömürge dönemine bayılıyorum. Eski günleri hatırlatıyor. Düğünler, bilirsiniz, partiler. Hepsi bizimkinden çok farklı ve çok daha ilginç. Şans atışımı anlatıyor. Bazen Violet'in söylediklerinde bekleyen bir talebin başlangıcı olması dışında özel bir niyeti yoktu. Ama hiçbir şey amacına o tek kelimeden, yani evlilikten daha iyi hizmet edemezdi. Ajan güldü ve ona ilk kez hoşgörülü bir bakış atarak nazikçe şöyle dedi. Romantizm sadece o eski zamanlarla sınırlı değil. Bugün o eve girecek olsaydınız, 70 küsür yıllık varlığı boyunca gerçekleşmiş, en romantik düğünün kanıtlarıyla karşılaşırdınız.'' İlk flörtlerini 40 yıl önce bu evin çatısı altında yapmış olan bir adam ve bir kadın. Önceki gün burada evlendi. Aradan geçen süre zarfında adam iki kez, kadınsa bir kez evlendi. Ancak eski aşk baki kaldı. Ve şimdi 60 küsur yıllarında huzur ve mutluluk içinde günlerini tamamlamak üzere bir araya geldiler. Ya da biz öyle umuyoruz. Evet, sanırım o eski kur günlerinin anısına. Saat beşe doğru buraya geldiler. Anahtarları aldılar. Arabayla gittiler. O boş evde tören yaptılar. Anahtarları kendi dairemde bana geri verdiler. Napoli'ye giden vapura bindiler ve gece yarısından önce denizdeydiler. Sizce de bu son derece romantik olduğu kadar hızlı bir iş değil mi? Çok. Bayan Strenç'in yanağı solmuştu. Çok heyecanlandığında böyle olurdu. Ama anlamıyorum diye ekledi hemen sonra. Bunu nasıl yapabildiler ve kimsenin bundan haberi olmadı. Bütün gazetelere çıkacağını sanırdım. Onlar sessiz insanlar. En iyi arkadaşlarına bile söylediklerini sanmıyorum. Ertesi günkü gazetelerde çıkan basit bir ilan evliliklerine tanıklık etti ama hepsi bu kadar. Eğer taraflar Avrupa'ya doğru yola çıkmamış olsalardı ben de bu durumdan bahsetme özgürlüğünü kendimde bulamazdım. Bana anlattığın için ne kadar mutluyum. Eski çağrışımların hassas zihinler üzerindeki etkisine ve sabitliğe dair ne güzel bir hikaye. Ama... Neden hanımefendi? Sorun nedir? Çok rahatsız görünüyorsunuz. Hatırlamıyor musun? Hiç düşünmedin mi? O gün ve hemen hemen aynı saatlerde o blokta başka bir şey daha oldu. Çok korkunç bir şey. Bayan Dölüdal'ın cinayeti mi? Evet, yandaki kapı kadar yakında değil mi? Ah, bu mutlu çift bilseydi. Ama neyse ki bilmediler. Diğer tarafa ulaşana kadar da bilmeleri mümkün değil. Balaylarının bu şekilde mahvolacağından korkmanıza gerek yok. Ama sokaktan ayrılmadan önce bir şey duymuş ya da görmüş olabilirler. Beyefendinin size anahtarı geri verirken nasıl göründüğünü fark ettiniz mi? Memnuniyeti üzerinde hiçbir gölge yoktu. Oh, beni çok rahatlattınız. Bayan Strench'in taze genç yanaklarında bir iki gamze belirdi. Pekala, onlara mutluluk dilerim. Bana isimlerini söylemenizin bir sakıncası var mı? İsimlerini bilmeden onları gerçek kişiler olarak düşünemiyorum. Beyefendi Konstantin Emidandı. Hanımefendi ise Marion Sheffer. Artık onları bay ve bayan Emidan olarak düşünmemiz gerekecek.'' Evet, teşekkür ederim Bay Hadın. Çok teşekkür ederim. Arkadaşım için evi almanın verdiği hazdın yanında. Bu güzel haberi duymanın verdiği haz da var. Kadın elini uzattı ve adam elini tutarken şöyle dedi. Bir din adamı ve tanıkları olmalı. Kuşkusuz. Keşke tanıklardan biri ben olsaydım diye iç geçirdi duygusal bir şekilde. Onlar iki yaşlı adamdı. Oh hayır, bana bunu söyleme. Ama din adamı, genç olmalıydı. Eminim orada durumu anlayabilecek biri vardı. Bu konuda bir şey söyleyemem. Din adamını görmedim. Oh pekala, önemli değil. Bayan Strench'in tavrı çekici olduğu kadar kayıtsızdı da. Onun çok genç olduğunu düşüneceğiz. Ve başını neşeyle sallayarak uçup gitti. Ama limuzinine bindiğinde çok hızlı bir şekilde ayrıldı. Merhaba. Ah, sen misin? Evet, bir Marconi göndermen istiyorum. Bir Marconi mi? Evet, tam da bizi bu kadar yakından ilgilendiren gece iskeleden ayrılan kretike. Güzel, kime? Kaptana mı? Hayır, Bayan Konstantin Emidina. Ama önce böyle bir yolcu olduğundan emin olun. Hanımefendi, aklınızda ne var? Telefonda belirtmediğim için özür dilerim. Mesaj şu şekilde olacak. Bay Amidon'la evlenmeden hemen önce ya da sonra bitişik evde herhangi birini gördü mü? Yorum yok, lütfen. Eğer gördüyse, Azor adalarına varır varmaz size o kişiyi yazılı olarak tarif etsin. Ahize'yi kapattı. Beklenen açıklamanın kendisine tam olarak yapılacağı zaman gelmişti. Vapurdan Violet'ın umutlarını destekleyen bir cevap gelmişti. Bayan Eymi’dan böyle birini görmüştü ve ilk fırsatta tam bir tarifini gönderecekti. Bu Violet'ın kalbini gururla dolduracak bir haberdi. Bu büyük sonuca götüren ipucu neredeyse görünmezdi ve Violet elinde hiçbir şey yokmuş gibi hissediyordu. İşverenine olayı şu şekilde anlatmıştır. Şaşırtıcı özellikler içeren bir dava duyduğumda ya da okuduğumda doğamdaki gizli bir aktörün diğerlerine değil de tek bir olguya heyecan verdiğini hissetme eğilimindeyim. Bu olayda da hayal gücümü harekete geçiren tek olgu, çalınan cüzdanın üst kattaki odada düşürülmesiydi. Suçlu adam cüzdanı neden düşürmüştü ve düşürdükten sonra neden tekrar almamıştı? Cüzdanın düştüğü yerde bir şey duymuş ya da görmüştü ki, bu onu sadece telaşlandırmakla kalmadı Aynı zamanda evden kaçmasına da neden oldu. Çok güzel. Peki o sesin ya da görüntünün doğasını kendi zihninizde çözdünüz mü? Çözdüm. Tavrı garip bir şekilde iş adamıydı. Artık gamzelerini göstermiyordu. Bunu yapmam için bir olasılık kaldıysa bunun tam olarak bu olayın gerçekleştiği yerde olması ya da hiç olmaması gerektiğinden emin olarak Önerinizi benimsedim ve evi ziyaret ettim. Ve şu oda kadınlar bir şekilde bu tür şeyleri başarıyor gibi görünüyor. Ben de fark ettim Bayan Strange. Peki ziyaretinizin sonucu ne oldu? Orada ne keşfettiniz? Bu suçlunun odadaki adımlarını işaretleyen kan lekelerinden birinin diğerlerinden kesinlikle daha belirgin olması ve daha da önemlisi baktığım pencerenin sokağın karşı tarafındaki evde bir karşılığının olmasaydı. Birinden bakarken diğerinden de bakıyordum ve sadece bu da değil. Odanın ötesindeki karanlık alana da bakıyordum. İkinci gerçeğin birincisini nasıl açıklayabileceğini hemen anladım. Ama nasıl olduğunu söylemeden önce, yerdeki ve merdivendeki lekelerin suçlunun ayak izlerini taşıdığı konusunda hem fikir olup olmadığınızı sormama izin verin. Kesinlikle ve çok da kanlı ayaklar olmalılar. Terlikleri, daha doğrusu tek terliği sadece saat ekinin iz bıraktığı açıkça görülüyor. İzleri bu kadar uzağa taşıyabilmek için iyice doymuş olmalı. Sizce bunu herhangi bir doygunluk miktarı yapmış olabilir mi? Ya da bunu kabul etmeye hazır değilseniz, kanla bu kadar kaplanmış bir terliğin arkasında şekline dair bir ipucu ne kadar silik olursa olsun bir topuk ya da parmak izi bırakmamış olabileceğini ama hiçbir yerde bunu yapmadı. Bir leke görüyoruz ve hepsi bu. Haklısınız Bayan Strange. Siz her zaman haklısınız. Peki bundan ne anlıyorsunuz? Benim düşüncem, bir kızın düşüncesi ama buna sahip olmaya hakkınız var. Bahsedilen belirtilerden ancak şu sonucu çıkarabilirim. Suçlunun ayak izlerine eşlik eden kan. Evin içinde terlik giymiyordu. Çorap bile giymiyordu. Muhtemelen hiç yoktu. Muhakemesine hitap eden nedenlerden dolayı kötü işine yalın ayak devam etti. Ve bu kadar ilgiyle takip ettiğimiz izi oluşturan, kurbanınkinden değil, kendi damarlarından gelen kandı. O kırık boncukları unuttunuz mu? Öfkesinden onları nasıl tekmelemiş ve üzerlerine nasıl basmıştı? Boncuklardan biri ayağının topuzunu delmişti. Ve bu o kadar keskin bir şekilde olmuştu ki, sadece kan fışkırmakla kalmamış, attığı her adımda kanamaya devam etmişti. Aksi takdirde merdivenlerden çıktıktan sonra izi kaybolurdu. Büro şefinin gözlerinde artık hiçbir ironi yoktu. İlerleme kaydediyorsunuz Bayan Strange. Sadece sizin değil, polis teşkilatının her üyesinin aynı şeyi yaptığınızdan en ufak bir şüphem yok. Ama polisin gözünden kaçmış olabilecek, hatta sizin bile gözünüzden kaçmış olabilecek küçük bir mesele var. Şimdi buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu sayede biraz el yordamıyla da olsa açıklığa ulaşabildim. Adamın cüzdanını düşürdüğü üst kattaki büyük lekeyi hatırlıyor musunuz? Daha soluk bir lekeyle az çok karışmış olan bu leke, onu ilk gördüğüm andan itibaren benim için büyük bir anlam taşıyordu. Nasıl olmuştu da adamın ayağı diğer yerlerden çok daha fazla kanamıştı? Bunun tek bir cevabı olabilirdi. Çünkü burada onu bir sürpriz karşılamıştı. O anki ruh haliyle onu öylesine ürküten bir sürprizdi ki, geriye doğru hızlı bir sıçrama yaptı ve bunun sonucunda yaralı ayağı daha önceki temkinli adımlarında olduğu gibi kolayca değil, aniden ve zorla yere düştü. Peki bu sürpriz neydi? Bunu bulmayı kendime iş edindim ve şimdi size söyleyebilirim ki muhtemelen boş olduğu söylenen komşu evden ona bakan bir kadın yüzü görmesiydi. Bu şok onun muhakemesini bozdu. Suçunun ortaya çıktığını, suçlu sırrının okunduğunu gördü ve mantıksız bir panik içinde kaçtı. Aklını kullansa daha iyi olurdu. Bu korkunun nedenini araştırmama ve sonuçta bu özel saatte şeferlerin evinde birden fazla kişinin bulunduğunu, aslında orada kitaplarda okuduğumuz kadar romantik koşullarda bir evlilik yapıldığını ve özel olarak gerçekleştirilen bu evliliğin ardından mutlu çiftin White Star vapurlarından biriyle hemen bir yolculuğa çıktığını öğrenmemi sağladı. Gerisini biliyorsunuz. Marconi'nin gönderilmesinin ardından yaşananlar hakkında bir şey söylememe gerek yok. Ama bu konudaki çalışmalarınız hakkında bir şey söyleyeceğim Bayan Strange. Buradaki büyük dedektifler eğer... Yapmayın lütfen, henüz değil. Bir gülümseme bu kesintinin sertliğini yumuşattı. Adam henüz yakalanmadı ve kimliği tespit edilmedi. Bu yapılana kadar kimsenin tebriklerini kabul edemem. Ve göreceksiniz ki bütün bunlar o kadar kolay olmayabilir.'' Eğer bu çaresiz zavallıyla ayakkabılarının bağcıklarını çözmeye fırsat bulamadan önce kimse karşılaşmadıysa sizin ve hatta polisin elinde yaralı ayağından şüphesiz dikkatle hazırlanmış mazeretinden ve daha sonra da bir kadının sadece bir anlığına gördüğü bir yüzü karışık bir şekilde tarif etmesinden başka bir şey kalmayacaktır. Her şey boşa çıkarsa hiç şaşırmam. Ama öyle olmadı. Bayan Eymad'ından tarif alınır alınmaz. Bu arada adamın tuhaf ve çelişkili özellikleri nedeniyle alışılmadık derecede açık ve kesin olan bir tarif. Polis onu her zaman gözlerinin önünde olan birçok şüpheli arasında tanıyabildi. Tutuklandığında tıpkı Bayan Strench'in önceden söylediği gibi görünüşte kusursuz bir mazereti ileri sürdü. Ama ne bu mazeret ne de sağ ayağının nasırları arasında yeni iyileşmiş bir yara izini açıklamaya çalıştığı makul açıklama. Bayan Emedan'ın, o zavallı kadının cinayetinin öğleden sonrasında, Bayan Dülidal'ın üst odasında gördüğü adamla aynı adam olduğuna dair kesin ifadesinin önünde duramazdı. Duruşma sırasında iki yüzün, 17. caddedeki korkunç olayda Onları ayırandan daha geniş olmayan bir alanda tekrar karşı karşıya geldiği anın o eski mahkeme salonunun tarihindeki en dramatik anlardan biri olduğu söylenir.